ne haber, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yatanlara iyi yatmalar, gezenlere iyi gezmeler, ders çalışanlara iyi dersler. Benim gibi yepyeni bir videoda da yeni videomu izleyenlere de iyi videolar. Ben Orhan Tümerkan. Burada Deli Dino. Bugün efsane bir videoyla baş başayız arkadaşlar. Toplu ürün aldım. Bir sürü ürün almam gerekti. Ama bunların hepsi toplamda 10.000 TL tuttu. Ama durun, buna başlamadan önce kanalımıza sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalımıza en son abone olan özel üyeler var. Onları hemen söyleyeyim. Cemal Kuzu, Sevilay Avcı, Leyla Ay, Musa Çalışkan, bunlar Sevgi Pıtırcı'yı almış. Serper ve Emre Özel ise Doğa Master almış. Bunlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Hadi öyleyse gelin hep birlikte 10.000 liralık kargo çalışmamıza girelim. O zaman videoya. Aman yarabbim. Videoya. Evet arkadaşlar, tam tamına 10.000 TL'lik kargo aldım. Hepsi geldi. Yaklaşık 35-40 parça ürün var. Bunları açarken dedim sizlerle birlikte açalım. Hep birlikte görelim neler almışım, neler yapmışım. Belki bu seriyi seversiniz. Her ay böyle bir seri gelebilir. Çünkü ben her ay böyle alışverişler yapıyorum hiç durmadan. Gerekiyor. Gerektiği kadar da alıyoruz. Şimdi öyleyse ilk kargomuzla başlayalım. Şimdi ilk kargomuzu açmadan önce ne yapmamız lazım? Onu kesmek için özel bir bıçak lazım. Serdar Kılıç'ın bize hediye etmiş olduğu özel bir bıçak var arkadaşlar. El yapımı efsane bir şey. Bak, adamın kıllarını bile kesiyor, mükemmel. Şimdi ilk kargo açmamızdan önce bir tanesini seçtik. Ufak bir taneyle başlayalım. Abi dur şöyle. Buna gerekmedi, düzgün yapıştırmışlar. Ne çıkacak? Ben de heyecanla bekliyorum. Bu poşete attık böyle. Bu ne lan? Üstünde demir bir şeyler var arkadaşlar. Şöyle, oğlum ne aldığımı unuttum lan ben. Güzelce ne keselim. Oğlum bir sürü parça aldım. Güzel bir cebelleştikten sonra çıktı. Ortaya çıktı. Evet, ilk kargomuzu açtık. Anam düştü bir şeyler. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar, Makita'nın canavar, yani bildiğiniz spreyin kafası bir tane. Tahta kesici sprey, bu da zımpara. İlk kargomuzdan zımpara çıktı. Dino korkuyor mu zımparadan? Niye korktu? Zımparayı sevmedi. Yazık. Şimdi ilk kargomuzdan bunlar çıktı. Bunları neden aldım? Burada aldığım her ekipman yeni bir videonun habercisi olabilir. Ona göre dikkatlice izleyin. Videolara yorum atın bakalım. Hay acaba bunlardan ne videosu çıkabilir? Orhan abi neden bunları almış? Şimdi ilk kargomuzu kenara koyalım. Şimdi arkamızda büyük bir tane poşet var. Nereden almışım? Hepsi burada nokta.com'dan almışım. Bu da yeni geldi. Hafif bir şeye benziyor. Hadi bunu açalım. Abi bunun bıçak gerek yok. Bunu elle de açabiliriz. Poşetin içinden bir tane daha poşet çıktı. Bunu güzelce streçle sarmışlar ama bunu kesmem gerekiyor. Bunu da kestik. Oğlum sanki bir çanta bu. Ne çantası? Büyük bir çanta. Oğlum bu nasıl bir çanta lan? Allah belanı, adam boyunda. Bu şey. Arkadaşlar balığa gidiyorum ya. Oltalarımı saklayabilmek için böyle bir çanta aldım. Arabanın arkasında güzelce ne dursun. Hiçbir şekilde yer kaplamasın diye. Olta tutucu çantası. Ya o biliyorsunuz oltalar darma duman oluyor. Güzelce ne gözükmüyor. Ben de o yüzden bunu aldım. Yani bu demek oluyor ki yeni balık videoları geliyor. Hem de ben yakalıyorum bu sefer. Şimdi sırada baya ağır bir şey var. Bilye'ye benziyor. Oğlum çok ağır lan. Acaba bunda ne var? Açalım. Bunu şöyle güzelce ne parçalayalım. Poşet bu tarafta. Güzelce ne şey yapmışlar, bunu bantlamışlar. Oğlum çok korkuyorum bu bıçaktan da. Bir yandan çok acayip keskin. Bilyeler. Demir bilyeler. Arkadaşlar bir sürü hem de bakın. Anam çok ağır. Bir sürü demir bilye. Bunu neden aldım? Düştü. Bu demir bilyeleri neden aldım? Sizlere söyleyeyim, bakın görüyorsunuz. Yeni bir video var. Yine bir video habercisi. 1000 derecelik ısıtılmış topla acayip şeyler pişireceğiz. Yani onun habercisi. O zaman bunları da yerine koyalım. Sırada ise oğlum çok hafif, kuş gibi bir torba var. Acaba bunda ne var? Bunu açalım bakalım. Eldivenler çıktı arkadaşlar. İnşaatçı eldiveni. Yani acayip videolar çekiyoruz ya. Acayip videolar çekerken sıkıntı yaşamamak için, ellerimiz yaralanmamasın diye böyle plastik kaplı inşaatçı eldiveni aldım.
Oo, bayağı ağır, bayağı ağır. Oğlum bu ne lan böyle? Merak ettim, kutu en az var ya 5 kilo. Gerçekten 5 kilo. Heyecan yaptım lan. Dino, sen de merak ettin mi kuzum, ne çıkacak sence bundan? Dino daha yeni ki bilgilerden, şeylerden korktu, zımpara taşından, ama bundan korkmadı. Adamlar her tarafını batlamış ama. Buradan da açtık mı, ah açıldı. Abo! Arkadaşlar, ah! Serpme ağı almıştım. Bu serpme ağı ne biliyor musunuz? Bak şurada fotoğrafını koydum. Hatta bir videosunu koyayım. Bununla böyle bir fırlatıyorsunuz, tamam mı? O bölgedeki balıkları yakalıyor, içine hapsediyor. Onları yiyebiliyorsunuz, onları yakalayabiliyorsunuz. Çok efsane bir avcılık aleti. Yani bütün büyüklerimiz falan kullanıyor bunları. Bunu atması da çok zor. Serpme ağımız geldi. 4 kiloluk mükemmel bir serpme ağı. Demek ki yeni bir video habercisi. Sırada ise PTT'den gelen bir kargo var. Buna bakalım, sanki içi toz gibi. Aa, bu ne acaba? Bunu elle açacak, hiç yırtmayayım. Oğlum, şey lan bu? Tohum. Çim tohumu. Arkadaşlar çiftliğe çim ekecektim. Çim tohumu alıp içinde ne göndermişler? İçinde de hediye gül tohumu göndermişler, yazıyor üstünde hediye gül tohumu diye. Bu çimi İtalyan çimiymiş bu. Bahçeye serpiyorsunuz, bir sulayınca böyle böyle çim oluyor, çok güzel gözüküyor ortalık. Yani bunu da dikeceğiz. Ah! Oğlum ne kadar hafif, kuş gibi, sanki 2 gramlık bir şey bu. Yine bir kutu daha. Acaba ne aldım bunda? Açalım bakalım, açalım bakalım. Oğlum bunu poşete attık. Güzelce açıyoruz. Heyecan var mı, heyecan? Aa oğlum. Bu ne biliyor musun arkadaşlar? Benim tuvaletin bu klozet kapağının kulakçıkları kopmuştu. Buna internetten aldım. 3 lira. Adamlar bedava kargoyla gönderdi. 3 liralık ürünü satıyorsun, bunu nasıl bedava kargoya gönderiyorsun? Akılda deli soru. Ha, bunu almışım. Birazdan takarım. Sırada ise böyle içinde kare olan bir şey var. Gördüğünüz gibi. Çok hafif. Çok hafif. Oldukça hafif bir şey. Aa, bunu açalım. Ana, ana şey çıktı. Arkadaşlar, bunu bilerek aldım. Bazen internette yayın yapıyorum, TikTok'ta falan da yayın yapıyorum. Bazen diğer platformlarda da yayın yapıyorum. Telefonu buraya koymak için. Bunu alıyorsunuz mesela, telefonu şöyle koyuyorsunuz, telefon dik kalıyor. Yani masada dik gözüküyor. O yüzden bunu aldım. Bu da çok güzel bir şey. Oğlum sırada ise çok güzel bir şey var. Uzun ince, ne olduğu belli değil. Bunu merak ediyoruz. O zaman açalım. Bunu şöyle iki tarafından bantlamışlar. Bant yerleri zaten belli oluyor. Ama buradaki belli olmuyor. Hemen bunu keseyim. Yok, bu da belli oldu. Ah! Güzelce şuradan keselim. Poşet üstüne poşet sarmışlar. Bumerang üçgeni gibi. Dino sence ne olabilir kuzum bu? Aa, kutunun içinde bir tane daha kutu. Bir daha bantlamışlar mı? Yok. Oğlum ne yaptınız abi siz ya? Kargo üstüne kargo, bant üstüne bant. İçinden bumerang gibi bir tane daha çıktı. Bunu da keselim. Abi her tarafını bantlamışlar. Ana! Murç çıktı arkadaşlar. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu neyin habercisi? Hazine videoları gelecek yakın zamanda. Ya onun başlangıç seti bu. Hazine videoları için aşağı yorum atın hazine videoları gelmesini istiyorsanız. Ay! Diğer bir kargomuz var. Bunu da açalım, çöpü de yere atalım. Abi bu kargo çok ince, yumuşak, kutunun içinde, plastik bir şeyin içinde. Eldiven çıktı. Bunu neden aldım? Arkadaşlar balık videoları yapıyoruz ya, enteresan balıkları yiyorum. Şimdi ellerimle ellemek istemedim. Çünkü biliyorsunuz bundan önce bir video yapmıştım. Zehirli balığı yedik. O balık elimi soktu. Ben bir hafta onun acısını çektim. Yine yarı yolda bırakma kararı aldım. Sol kolum komple uyuştu arkadaşlar. Sol kolum komple uyuşunca bir iğne yardımıyla parmağımı deldim şu an. Kanı akıtıyorum ve kolonya basıyorum devamlı. Çünkü tehlikeli bir balık. Emniyet almak gerekir. Kendi kendimce de diyorum ki nereden bulaştım bu balığa? Balık ölmüş. Ölü balık bize zarar yazıyor ya. Tövbeler olsun. İyicene kanı çıkartıyoruz. Yapacak bir şey yok bakın. Hey balık, sen benden 1-0 önde olabilirsin ama ben senden şimdi 2-0 öne geçeceğim. Senin etini yiyeceğim ulan. Ah. Acısını çeken bilir. O yüzden böyle eldiven aldım elime batmasın diye. Yemek yaparken işime yarar. Evet sevgili dostlar, sırasıyla tekrar açmaya devam ediyoruz. Şimdi yine şöyle bir kargomuz var. Bu da hafif bir kargo. Hemen bunu açalım. Ah, bu ne?
Abi bunu ben annem için aldım. Bu halı kaydırmama şeyi. Bunu halının altına koyuyorsunuz. Bizim koridordaki halılar fişek gibi kayıyor. Bir gün götü başı kıracağım diye korkuyorum. Ya abi bir de bende şey var böyle. Bir şey düzgün olacak, nizami olacak. Yamuk yoluk gözüktüğümü sevmiyorum. Şimdi bunu ben bilerek aldım. Ortadaki koridorun altına koyacağım. O halının altına halı kaymasın ve düzgün gözüksün diye. Bunu da kenara koyalım. Ya yine bir tane daha kargo var. Bu sefer ağır, içinde sıvı bir şey var. Bu neymiş? Hemen bunu da açalım. Sürcalcen açalım abi. Sıvı bir şey. Çünkü her an zarar görürse başımıza bela olabilir. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ürünlerin hepsini internetten aldım. Hiçbirine de kargo parası vermedim. İnsanlar nasıl gönderiyor böyle ucuza bilmiyorum abi. Artık sürümden kazanıyorlar herhalde. Şöyle bunu da açalım. Arkadaşlar, bundan ise selülozik tren aldım. Tinerle enteresan bir video fikri geldi aklıma. O yüzden aldım. Bir de çiftlikte birkaç yeri boyamam gerekiyor. Biliyorsunuz tiner çok pahalı. Bu ve çok yanıcı, bu çok tehlikeli. Dikkat diyor. Hemen bunu kenara koyalım. Dino, çok tehlikeli bu. Senin uzak durman lazım ondan abi. Sırada hemen şöyle ufak bir PTT kargodan gelme bir ürün var. Bunu da elimizi açalım. Bu ne lan? Anam içinde dağılmış. Oğlum. Bu ne? Bu şey arkadaşlar. Biliyorsunuz benim kuluçka makinem var. Kuluçka makinenin içine koyuyorsun bunu. Buhar yapıyor bu. Buharla birlikte üflüyor. Yumurtaları nemlendiriyor. O yüzden bu çok önemli. Bu olmazsa olmaz. Bunu hemen kenara koyalım. Birazdan kuluçka makinesinin montajını yapacağım bunu. Bir tane daha şöyle bir kargo var. Hafif ince. Bunu açalım. Lastikle. Bildiğiniz arkadaşlar. Lastik. Ne videosu gelecek biliyorsunuz mu? Bir salatalığa, ondan sonra bir kabağa kaç tane lastikle patlatırız? Bir kabuğunu kaç tane lastikle patlatırız? Enteresan bir deney videosu için aldım bunu. Yakında. İstiyorsanız yorumlara bunu yine yazmayı unutmayın. Bu da kenarda dursun. Artık enteresan videolar gelecek. Abi otur otur insan sıkıldı. Dışarıda da videoların yapmanın zamanı geldi. Boya gibi bir şey bu sanırsam. Oğlum sesi enteresan çünkü boya gibi geliyor. Yine bir boya. Bu şey boyası. MIA spray. Arkadaşlar. Bu boya çok pahalı ve özel bir boya. Bizim duşakabinin altındaki MIA sararmış. Biz aldığımızda öyleydi. Ya insan girdikçe sidiğe benzetiyor. İnsan diyor. Kim işledi bu banyoya kendi kendine? Ben psikolojimi bozdu. Dedim bunu boyamam lazım. Abi gelen misafirler oluyor. Ulan diyorum. Ne olmuş bu banyoya mı işlediniz diyorlar. Ulan insan ister istemez çekiniyor. Ben de o yüzden bunu aldım. Birazdan banyoyu da boyarım kesinlikle. Şimdi yine kargolarımıza devam ediyoruz. Şimdi şöyle ufak bir kargo var. Bunu açalım. Arkadaşlar temizlik imandan gelir. İman nereden gelir? Orasını boş ver. Her neyse. Gördüğünüz gibi iki tane arabada koku önleyici, yani arabanın pis kokusunu önleyici şey var. Biliyorsunuz benim kendime ait bir Amarok'um var. Bir de yeni Fiat Egea Cross aldım. Yakında onun videosu da geliyor. Türkiye'de ilk ben aldım. Araba daha teslim edilmedi. Yazıklar olsun. Fiat'a da buradan sesleniyorum. Onun için araba kokusu aldım. Bunlar da burada dursun. Sırada... Oğlum bu ne lan? Uçuyor. Resmen kuş gibi. Şunu açalım. İçinden bir tane böyle bir şey çıktı. Oğlum adam paketi sarmış. Paketi çok güzel lan. Hediye paketiydi. Bunu da açtı. İçinden kitaplık tutucu çıktı. Bu şey. Oğlum bu ne lan? Oğlum adam gönderdikçe göndermiş. Ne diyor? Thank you bizi tercih ettiniz diyor. Size hediyeler gönderdik diyor. Kapağın içinde şey göndermişler. Arma göndermişler kapağın içinde. Dünya arması. Diğer bir tanesi de arkadaşlar anahtarlık. Motosikletimin anahtarı. Onun için aldım. Düşüyor kayboluyor diye bir tane motosikletlik anahtarlığı aldım. Hemen bunu da şöyle kenara koyalım. Oğlum hep ufak ufak. Bu sefer büyük bir şey. Bu güzele benziyor. Bu ne acaba? Oğlum sallanıyor lan. Acaba ne? Açtık. Buradan da vuralım. Arkadaşlar bu videonun devamı için sizden 20 bin like bekliyorum. 20 bin like gelir gelmez bu videonun yeni serisi gelecek ona göre. İki tane içinden kutular çıktı. 1, 2. Oğlum Allah. Oğlum içinden kutular çıktı. Bunlar ne? Ay bir şeyler varmış bunda kırılmış. Abi bu ne ya? Bugün yine bana ağlamak düşer. Niye biri bir şey göndermiş? Bu yine kırılmış. Bunu kim göndermiş acaba? Oğlum Serdar Ortaç'ın fotoğrafı var. Ben
yüreğinden yaralı Serdar Ortaç. Oğlum bunu kim gönderdi? Allah aşkına dur, bunun poşeti nerede? Bunu kim gönderdi? Oğlum Allah belada. Kardeşimin kargosu yanlışlıkla ben açtım. Alper! Alper! Ne gelmiş lan? Alper, Serdar Ortaç gelmiş. Ben yüreğinden yaralı Serdar Ortaç. Buyur kanka. Bu tane de böyle bardak gelmiş. Oğlum kimler gönderiyor sana? Ne yazmış? Allah belanı. İbrahim Tatlıses'in fotoğrafı var üstünde. Bugün yine bana ağlamak düşer. Bardak kırılmış ama kanka. Bol bol ağlayabilirsin. Buyur. Ulan ben de diyorum kim gönderdi bunu ya? Yürü git artık, git videodan. Çık. Kesin ayrıldığım manitası gönderdi. Yakaladım. Sırada şöyle ufak bir kutu var. Kutuyu açalım. Allah'ım yarabbim, gitgide her şey enteresanlaşıyor. Kardeşime sürpriz kutular falan geliyor. Oğlum ne oluyor? Aaa! Arkadaşlar dedim ya size, yeni araba aldım diye. Daha gelmedi tabii. Oğlum müzik dinlemem lazım. O yüzden 16 GB'lik minik flash bellek aldım. Bu da kenarda dursun. Evet arkadaşlar, sırada farklı bir kargo var. Bu kargo güzelce batlamışlar. Geçin de açmaya karar verdim. Kapı çaldı. Gel! Ay! Ay yeni bir kargo gelmiş. Allah belen oğlum, bu nasıl bir kargo? O gele koysun, ben bunu açayım. Görürsünüz şimdi siz. Yeni bir tane daha kargo geldi. Şans eseri kardeşim bırakıyor onu buraya. Oğlum burada ne almışım? Aa! Priz almışım. Arkadaşlar biliyorsunuz burada... Tabii siz nereden bilesiniz? Benim burada prizler yetmiyor. Bir sürü şey var. UPS'miş, ıvır zıvır, telefonu şarj ediyorum. O yüzden bunu aldım. Bu da kenarda dursun. Sırada ise ne var? Yeni gelen kargomuz var. Ana! Gel lan, kargo geldi yeni bir tane, gel. Gel. Sen dur. Seni birazdan açacağım. Sen dur. Şunu bir açalım bakalım. Bu ne? Abi bayağı iyi paketlemişler bunu. Bayağı iyi streçlemişler. Oğlum bu kargo hareket ediyor. Dur lan, Allah belanı, dur şunu atayım. Tövbeler olsun, kargo hareket ediyor. Sırada bu var. Bunu açayım. Ondan sonra onu açacağım. Ya oğlum adam akıllı, dur. Sen nasıl bir kargosun ya? Tövbeler olsun ya, dur. Dur, bunu açmanın vakti geldi. Şöyle dur. Of, şunu kenara koyayım. İlk bu kargoyu açmam lazım arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Tövbeler olsun, ses mes... Ana! Ulan Fiko! Oğlum Fiko, ne işin var senin kargoda? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, gel otur şöyle, otur. Gel otur. Ne yapayım be? Oğlum makinenin üstüne değil, yere otur lan. Adam bize yer vermiyor ya. Abi biliyorsunuz Fiko yanımda çalışmaya başladı. Adamı eve gönderdim. Bir aydır bende tatil yapsın diye. Adam, oğlum sen neden böyle geldin? Otobüsten daha ucuzdu, böyle geldim. Kargolatmış kendini ya. Adam kendini kargolatmış, hadi Fiko'cum. Arkadaşlar Fikret'in kanalı da açıklamada, onu da takip edebilirsiniz. Kargo ile gelen Fiko. Güle güle Fiko. Görüşürüz. Ürünlerini de beğendim, hayırlı olsun. Allah razı olsun, güle güle. Evet, sırada yarım kalan bir kargomuz vardı. Onu açalım arkadaşlar. Bu bayağı iyi streçlenmiş yalnız. Elimizden geldiği kadarıyla. Abi bu ne? Abi bir tane... Oğlum! Bir sürü şey çıktı lan. Bir tane kafası. Bir tane koruyucusu. Bir tane şey... Aaa! Canavar arkadaşlar, dedim ya, sprey aldım ben. Onun şeye gelmiş, sprey gelmiş. Dur bak, bunu böyle takıyorsunuz. Artık nasıl tutarsanız spreyi. Bu böyle takılıyor. Kesicisi! Bununla canavar her şeyi kesebiliyorsunuz. Vuuu diyor. Bununla da yeni kesme videoları gelebilir. Bunu da kenara koyalım. Bu da kenarda dursun. Adam kömürünü bile göndermiş. Bozulursa kömürünüzü değiştirin diye. Sırada yine hafif bir kargo. Bunu açtık. Bu ne lan acaba? Şimdi güzelce güzel bir parçalayayım. Aa! Bir tane daha koku geldi. Bir tane daha koku geldi. Bu kokuyu benim Amaro aldım. Abi iyileş gibi kokuyor bazen içi. O yüzden güzel koksun diye Amaro koku aldım bir tane daha. Bu da kenarda dursun. Oğlum bir sürü kargo var. Sırada bunda ne var? Bunu açtık. Ya bu ne lan? Ufak ufak bir şey. Aa! Bunu da böyle bıçakla kestik. Aa! İkilik kroşe. Kabloları falan arkadaşlar, buralara ben tesisat falan düşüyorum bazen evin değişkenliğine. Kendim biliyorsunuz elektrik elektronik teknikeriyim. Elimden her iş geliyor. O yüzden kroşe bu. Kabloları güzelce çakmak için almıştım. Bu da kenarda dursun. Yine bir tane daha kargo. Oğlum içinden şeyler çıktı, ipler çıktı. Bunlar şey ipi. Oğlum ne yazıyor üstünde? Çadır ipi. Ben bunu neden aldım?
Dino seni tasma takıp gezdireyim mi? İster misin? Utandı. Bunu arkadaşlar A aldım ya. A için aldım ve içeride birkaç tane daha sürpriz bir şey var. Onlar için aldım. İki tane büyük 10 metrelik ip. Bunlar da kenarda dursun. Şimdi şöyle bir şey var. Yine bunu açalım. Aa, bu da şey. Arkadaşlar rulolar. Boyama rulosu. Bunlar çok çabuk bozuluyor. Hemen boya yaptıktan sonra yıkamakla uğraşılmaz. Zaten tanesi 1 lira. Bundan aldım. Çiftlikte birkaç yeri boyayacağım. Ondan. Bu da kenarda dursun. Yine bir tane daha kargomuz var. Bu da ne? Aa, içinde hediye şeysi var. Orhan Tümerkan diyor. Yine benim adıma gelmiş. Oğlum acaba kalpli martli ne lan bu? Aa, bir tane daha bir şey çıktı. Mutlu bir hediye diyor. Bu ne lan? Ana! Ana! Orhan yazılı şey. Bunu kim gönderdi lan? Bunu ben satın almadım. Bu hediye olarak gelmiş. Abi arabaya koyarım ben bunu. Kral Orhan Tümerkan'ın olsun. Oo, ben bunu çok sevdim. Bunu güzelce zarar görmeden şöyle koyayım. Bunu arabaya koyarız. Bu da dursun. Yine uzun ince bir şey var burada. Oğlum baya kaldı şey yapmışlar. Aa! Bunu biliyorum ben. Bu şey. Balık ağ tutucusu. Dino biliyor musun sen bunu? Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Bunu alıyoruz böyle. Bunu şimdi balık videoları seviyorum ya ben. Balık yakalamasını falan sevdiğim için yine balık aparatları çok almışım internetten. Ya bunların asıl amacı her biri yeni video için. Anladın mı? Şimdi bunu böyle güzelce ne? Oğlum biraz dandik bir şeye benzettim lan bunu ben. O kadar da para verdim. Bunu böyle sıkmamız gerekiyor. Dino korkma, seni yakalamayacağım bunlar. Bu balık yakalamak için kuzum. Aa, güzelce ne sıktım. Oğlum niye sıkmıyor lan? Böyle açtırıyoruz. Evet. Heh. Bu uzamalı bu. Teleskopik arkadaşlar. Bakın bunu şöyle açtık mı? Oo, uzuyor bu. Bayağı uzuyor bunlar. Şöyle hop balık balığı almanız için. Bu da güzel. Bu da dursun kenarda. Çok işimize yarayacak ilerleyen günlerdeki videolarda. Bir tane daha kargo. Bunu açalım. Oğlum bayağı ürün almışız lan. Oğlum bu ne? Aa, tövbeler olsun bu ne? Oğlum bu ne lan? Allah belanı minik mandal. Oğlum ben büyük mandal diye aldım. Ağlamak istiyorum. Oğlum çamaşır mandalı diye aldım. İçeride çamaşırlar uçuyor diye gönderdikleri mandala bak. Allah aşkına gönderdikleri mandala bak. Oğlum bu ne? Minik mandalı göndermişler. Ya bir gidin ya. Allah aşkına bir gidin ya. Bu neymiş? Ya insan sinir oldukça sinir oluyor ya. Allah'ım yarabbim. Oo yine sıvı bir şey. Su itici sprey, nano spreyi, görünmez nano kaplayıcı sprey. Bununla su geçirmez eşyalar yapacağım. Enteresan bir video için. Enteresan bir video fikriydi. Bu da kenarda dursun. Şimdi sırayla gidiyoruz. Abo. Abo, Dino uzun bir boru. Buradan ne çıkacak acaba? Güzelce bir keselim. Bundan güzel bir şeyler çıkabilir. Ben öyle umut ediyorum. Çünkü uzun ince bir kargo. İçinde bir şey var. Aa! Uzun bir şey çıktı. Dino bu ne olabilir? Acaba zıpkın mı lan bu? Aldığım şeyleri unuttum. Aha! Evet, yeni bir kamış. Yeni oltamız. Albuster'ın yeni bir kamışı. Arkadaşlar aldığım ürünlerin hepsi açıklamada linkte var. Siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz. Yeni güzel bir kamış. Bunda da yeni balık videoları için hazırlık yapmış olabiliriz. Ya artık balıkları çok seviyoruz ya. Bunu da koyalım kenara. Bu da dursun. Sırada ise ne var? Bu ne lan? Güzelce ne bantlayamamışlar bunu bir kere. Bu yolda gelirken ya zarar görseydi kargocu. Şöyle poşetin içinde bir şey var. Oo! Abo! Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim size. Anlatacağım şimdi size. Balık tuzağı. Bunu böyle denize atıyorsunuz, tamam mı? İçine yem koyuyorsunuz. Balıklar buradan giriyor ve içinde kalıyor. Hepsini alıp yakalıyorsunuz ve yiyorsunuz. Balık tuzağı. Balık tuzağıyla dev balık avlama videosu. Nasıl fikir? Hepsi sizler için. Bunu da kenara koyalım. Oğlum sırada yine büyük bir kutu var. Bunu diyor dik tutun diyor. Bunu parçaladım. Üf, burası baya baya poşet doldu arkadaşlar. Pislik doldu görseniz var ya. Kutu, bir tane daha kutu. Aha bomberek üçgeni gibi bir tane daha kutu çıktı. Pislik üstüne pislik lan. İçinden bir tane daha kutu çıkarsa yok artık benim. Ha bir tane karton. Taşıma çantası. Arabanın arkası çok dağınık oluyor diye. Şöyle bir taşıma çantası aldım. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. İçine istediğiniz eşyaları koyuyorsunuz. Kırılmaz bir çanta. Sonra bunu kapatıyorsunuz.
Şöyle kapattıktan sonra kesinlikle de dökülmüyor. Hem kırılmaz hem dökülmez. İsterseniz yakaladığınız canlı balıkları da koyabilirsiniz ya da enteresan bir dinoyu bile koyabilirsiniz. Taşıma kutusu niyetine. Bu burada dursun. Burada yine ağır bir şeyler var. Bunu açalım. Ana çengeller. Bunlarla bunu neden aldım? Söyleyeyim size. Üzüm manyaklaştı. Her şeyi kırıyor benim köpek. Onun için aldım bu çengeli. Yanında bir de duman var. Duman da ona ayak uyduruyor. İki tane aldım. Koparmasın diye tasmasını. Abi psikopat çıktı köpekler ya. Yine uzun ince bir şey. Uzun ince bir şey. Bunu kafasından kesmek istiyorum. Acaba bu ne lan? Baya baya kestim. Oğlum ne çıktı lan? Allah belanı oğlum, böyle konur mu bu kargoya? Yine bir murç. Yine hazine av videosu için ayarlamış oldum bir murç ama böyle konmaz abi bu. Ayıptır lan millet. Yanlış anlayacak millet sonra. Bir tane daha bir şey var burada. Bu direkt böyle zaten yolda parçalanmış gelirken muhtemelen. Oğlum bu ne? Kargocu muhtemelen merak etti. Bu ne lan dedi. Açmaya falan mı kalktı? Ne yaptı? Şunu keseyim. Evet arkadaşlar. Yeni bir tane daha balık tuzağı. Bu sefer o almış olduğumun büyüğü bu. Şimdi iki çeşit aldım. Hangisi daha iyi olduğunu bilemedim. Dedim ikili olsun bari. Ne ısırıyorum kulağımı? Manyaklaştın iyicene. Aa gördünüz mü? Bu sefer bunun büyüğü. Bu sefer daha fazla balık yakalayabiliriz bununla. Yine bu da balık tuzağının yeni versiyonu. Bunu da kenara koyalım. Şimdi tek tek her şeyin sonuna geliyoruz. Yavaşçana. Az bir ürün kaldı. Ah! Mıknatıslı telefon tutucu. Arabanın şeyine bir koyuyorsunuz. Mıknatıslı şak telefon yapışıyor. Hiç koyacağım diye uğraşmıyorsunuz. Bu da kenarda dursun. Sırayla devam ediyoruz. Oğlum bu ne? Ana! Suriye cipsisi. Afgan gani. Yağda şişen cipsi. Ya bunu yağ bir atıyor arkadaşlar. Şu gördüğün bir kilo şey bu kadar oluyor. Yeni bir video. Like'lara abone. Hadi bakalım. Atlar Gani bunun ismi de. Sırayla oğlum her şeyi devirdik lan. Arkamda bir şey kaldı mı? Yok. Oo büyük bir şey paket. Oğlum enteresan ne varsa hepsini almışım internette. Çok acayip adamım vallahi billahi. Oo bu ne lan? Abi bu şey. Sıva makinesi. Kaba sıva makinesi. Durun durun çok güzel bir şey, bunu göstermem lazım sizlere. Arkadaşlar içine betonu döküyorsunuz tamam mı? Şimdi sıva yapmasını bilmeyen amatörler için, mesela bizim için. Ben bahçede duvar örüyorum şimdi. Duvar için aldım. Bunun içine beton döküyor. Sonra böyle tutuyorsun bunu. Şöyle. Böyle sallıyorsun. Sıva fışkırtıyor karşıya doğru. Sıva yapışıyor duvara. Sıva duvara yapıştıkça bir sürüyorsun. Mis gibi kaymak gibi sıva oluyor. Bu da kenarda dursun. Şimdi başka ne var? Büyük kargo var. Bir tane burada. Ay! Dino sıçtı. Ay! Oğlum videonun ortasında dino sıçılır mı ya? Yaptığın ayıp. Yaptığına şantaj derler. Böyle aşka montaj derler dino. Elime sıçtın bir de ya. Ayıptır dino yaptın ya. Sana yakıştıramadım dino böyle şeyi. Ayıp yani. Böyle aşka montaj derler. Aa buna şantaj derler. Sırada oh, bayağı ağır bir şey var lan. Aman 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 aman. Bayağı ağır. Dur. Bunu böyle keselim. Acaba bu ne? Oğlum sanki taş lan. Biri taş mı gönderdi bana? Aman oğlum toz geldi lan. Toz var içinde sanırsam. Ah. Oğlum bu şey ne? Ya arkadaşlar bu ateş tuğlası ya. Ateş tuğlası. Fırın yapıyordum. Fırın için ateş tuğlası sipariş vermiştim. O gelmiş. Merak ediyorsan lan şöyle tuğla işte. Ateş tuğlası. Yanmayan tuğla. Patlamayan tuğla. 1000 derece sıcaklığa dayanabilen tuğla. Hatta üstünde demir falan eritiyorlar bunu. Aman çok ağır bu, kenarda dursun. Ne kaldı? Bu kaldı. Bu ne olabilir? Bunu açalım hemen. Ooo! Ne yazıyor bakın? Kral YouTube Orhan Tümerkan YouTube Kral. Yeni arabama yeni plakalıkları aldım. LED'li hem de ışıklı mışıklı. Bunu arabaya monte edeceğiz. Bu da kenarda dursun. Sıra geldi. Bitti mi lan her şey? Dev kargoya. Arkasında var mı? Yok. Yine sıra bunu açmaya da kuzum. Bu ne lan? Dur lan dur lan. Bunu böyle hoppa yardırdık. Oo! O bu şey. Oğlum, adını bile uçtu buna dayanamadı.
Arkadaşlar tahta aldım. Yeni video fikirlerini yazabilmemiz için yeni bir tahta aldım. Çünkü ne yapacağımızı bazen insanlar şaşırıyor. O yüzden böyle bir şey alma gereği duydum. Bu da kenarda dursun. Bunları açarken böyle var ya abuk subuk efsane bir şekilde terledim arkadaşlar. Her neyse ama bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Arkadaşlar bu videoya like atın. Bu videonun serisi için sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var demiştim kanalıma. En son abone olup videoma like atın ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını söylemek istiyorum. Tahir Tatar, Good Game Studio, Vladi Muradzade, Bizim Tayfa Gamer, Hasan Koçak, Yalnız Kurt Güler. Evet sevgili dostlar, bu kanalların hepsine ben de Orhan Tümerkan kanalıyla abone oldum ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledim. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız tabii ki de yapmanız gereken çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve dua edin ve bildirimler için. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Ne yapıyoruz? Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar. Ben de şu çöplüğü toplayayım. Oğlum şuraya baksanıza, şuranın haline. Şu çöplüğün haline baksanıza. Anam. Şimdi bunları kim toplayacak? Tabii ki de Fiko toplayacak. Bozuk acı Fiko. Abi şurayı toplama vakti o zaman.